Hepinize merhaba arkadaşlar. Transfer dönemi tam gaz sürerken biz de maçlarımızda olabildiğince taraftarımıza mutlu bir son yaşatmak, 3 puanlarla, turlarla onları teselli etmek istiyoruz. Ligde olanları arka plana atmak istiyoruz ama bugün çok güzel bir olay oldu. Umut Çelik, kendisi bir Fenerbahçe taraftarı aslında ama Soker'in performansını desteklemek adına kale arkası tribününden Galatasaray bileti aldı. Onu bu konuda tebrik ediyorum çünkü bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray tribünlerinde sadece destek amaçlı yer alması bile onun ne kadar düşünceli, anlayışlı ve futbola bakış açısının olgun olduğunun sinyallerini veriyor. Tebrik ediyoruz bu düşünceler için ve şunu da unutmayalım. Futbol saygı sevgi içerisinde güzeldir arkadaşlar. Takımlara karşı kin gütmeyin. Onları seven kişilere karşı kin gütmeyin. Futbol saygıdan ibarettir. Futbol sahada oynanır. 22 kişi arasındaki olan mücadele sahada kalır. Bunu lütfen dışarıya yansıtmayın. Birbirinizin kalbini kırmayın. Futbol için değmez. Siz ne kadar futbola saygı gösteriyorsanız da, seviyor olsanız da bunun için kendi arkadaşlarınızla, dostlarınızla hem düşmanlık hem de kalp kırmaya değecek bir şey değil. Haberiniz olsun. Umut'u bu konuda tekrardan tebrik ediyorum. Ve ligdeki aslında puan durumunu göstermek niyeti içerisinde değilim ama 25 puandayız. Yani liderle şu an aramızda ciddi anlamda bir puan farkı var. Ve bu puan farkını nasıl kapatabileceğimiz konusunda kara kara düşünüyorken tekliflerde şöyle bir düşünce içerisindeyim. Avrupa'nın büyük dev kulüplerinden teklif gelirse gidebilirim. Ama onun dışında Galatasaray'da kalmak, Galatasaray'la UEFA finali yaşamak ve belki de Türkiye Kupası'nda final yaşamak istiyorum. Bunlar hayal değil, gerçek olabilir. Çünkü biz ligde ne kadar kötü bir performans sergiliyorsak da kupalarda da tam tersine çok iyi bir performans sergiliyoruz. Ve son 32'ye zaten lider çıkmayı başardık. Devamında da neden bir final olmasın? Tamam, PSV ile eşleştik. Kolay bir takım değil. Ama yine de bizim de kalitemize yakın seviyedeler. Kadro olarak. Ha, defansı saymıyorum ama. Orası Allah'a emanet. Malum. Elvedi bek oyuncusu stoperde oynuyor. Luyendama stoper oyuncusu bekte oynuyor. Sonra da bana diyorlar ki gol atınca niye Fatih Hoca'ya koşmuyorsun? Ya niye koşayım? Önce bir adam akıllı bir defans kursun ya. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ne zaman bizim defans oturur ben belki o zaman giderim ona uğrarım. Hocam eyvallah sağ olasın. Sonunda bir çocukları düşündün. Herkesi kendi mevkisinde oynattın. Bu gol de size gelsin diyebileyim değil mi? Sanderson Park'ta taraftarımızın önünde güzel bir maç bizleri bekliyor. Onların desteği bugün bize zaferi getirecektir. Onların ne kadar biz desteğini hissedersek bizim sahadaki performansımız da o kadar iyi oluyor, gelişiyor. Yani ligde pek yansıtamıyorlar ama kupalarda özellikle bize ciddi anlamda verdikleri destek sayesinde güzel başarılarımız var. İyi ilerliyoruz. Ama bunu tabii ki ligde de sürdürmek istiyoruz. Yani şu güzel koreografiye, şu güzel marşlara bir Sivasspor karşısında zafer neden gelmesin? Neden 3 puan gelmesin diyerekten santramızı yapalım. Gollerimizi de yavaş yavaş atmaya başlayalım. Babel bırakıyorum sana. Sür Babel'i ya da ver aradan. Güzel pas Babel. Çıkarım burada birebirden. Geçtim onu Babel. Pasımı da bırakıyorum. Donk geldi çünkü. Donk vurdu Samassa. Üzerine gelen topu iyi tokatladı. Ah be Don. Güzel pozisyonda. Müsait pozisyonda ama olmadı. Pegoli bıraktım sana tekrar. Ah be Pegoli. Don sakin ol, sakin ol. Tamam gol atamamış olabilirsin ama adamı öldürmek için yeterli bir neden değil bu. Atarız oğlum, atarız. Sıkıntı yok. Maç yeni başladı. Beyler defansta sakin. Yapma Luyendama. Kaçırma bek de eğriyi. Dikkatli beyler içeride. Elvedi güzel girdin araya. Harikasın oğlum. Harikasın. İyi topu kestin. Beyler 12 bende gerisi sizde. Vallahi 12'ye yapışmış durumdayım ben topu uzaklaştırırım. İçiniz rahat olsun. Bu arada Samassacığım adım adım gelişiyorum. Adım adım gelişiyorum haberin olsun. Sen farkında değilsin ama. Kendimi şu an sahanın içinde geliştiriyor olmak bile beni mutlu ediyor. Sakin, güzelsin Jimmy. Bir de iyi kestin ama devamını getirelim. Dönmesin beyler. Muslera, kapo iyisi. İyi çıkarttım. Yalnız İçeride biraz daha dikkatli beyler be. Sakin. Yapmasınlar beyler. Giriyor. Kofi giriyor. Muslera iyi tokatladı. Luyendama güzel uzaklaştırdı.
Hadi Fegüle. Hadi Fegüle. Sıra bizde abi. Çıkarsın o aradan. Devam ediyorum Fegüle. Ah be. Biraz erken attın. Babel seni gördüm de. Atabilecek pozisyonda değildim ama. Şu an ben gole doğru adım adım ilerliyor derken. Bir anlığına basit mi oynayayım? Hocamızın kafası güzel. Orada asisti yaptım. Bana basit oynar diyor. Hocam nasıl bir beklentim var sorması ayıptır. Yani ben neden attım gollerde bir türlü bu takımda sevinemiyorum ya. Arkadaş bu işte bir terslik var. Babel'in önüne bıraktım daha ne yapayım basit oyna diyorsun bana. Topu kaybetmedim bir şey etmedim ya. Hocam saçmalıyorsun. Vallahi saçmalıyorsun ama Babel güzel goldü. Tebrik ediyorum seni. Dedik atacağız dedik. Atacağız dedik de hocam oradaki hareketim yanlıştı. Sonra bana diyorlar ki niye Fatih Hoca'ya gitmiyor? Niye gideyim? Adam daha ne yaptığımı bile farkında değil ki. Ah be hacı sen olacaktın başımızda. Sakin dinle. Sekme içeride. Aman diyeyim beyler. Çelik. Güzel vurdu. Sert vurdu ama. Kaleyi tutturamadı. Ayağına otursa belki de Süper Lig'in en güzel gollerinden bir tanesine imzasını atabilirdi. Tehlikeli toptu. Sakin. Çıkartmayın beyler o aradan. Dikkatli olalım. Güzel engellediniz. Ama bekle birazcık duyundama. Bugün eğriyi tutmakta zorlanıyor. Ama ikili mücadeleye girdiği zaman da eğri onun üstüne oynadığı zaman timingini iyi konuşturuyor. Tabi yine de arkaya sarkan toplarda pozisyon kaybetmesi bizim için sıkıntı. Bu arada merkez boşaldı. Mustera karşı karşıya başarılı. Helal be Kapo. Tam gaz performansına devam ediyorsun ama dikkatli olmamız lazım beyler. Yani pek de aslında Luyendama'nın kanadından rahat ilerleyemiyoruz. Sıkıntılı anlar yaşıyoruz. Bu pozisyonu ne kadar atlatmış olsak da hocam artık şu elvediği beke çek. Luyendama da geçsin yerine yerinde oynasın çocuk ya. O da zorlanıyor. Gel abi aradan. Emre çok iyi top bıraktı. Fegüle gördüm seni. Seni gördüm ama sen pek umurumda değilsin. Çünkü ben Samasya'yı anlayacağım. O kadar kolay değil Samasya'ca. O kadar kolay değil. Ne kadar maçın başından beri kaleye fazla şut pozisyonuna girebilmiş. Şut çekebilmiş olmasam da güzel kontrolün ardından topumu düzeltip rahat bir plaseyle uzak köşeye bırakabilirim. Samasya uçsa da o pozisyonda çaresiz ve top ağlara gidiyor. 2-0'lık skorla Sivasspor karşısında rahatlıyoruz. Ve en önemlisi gollerime ligde tam gaz devam ediyorum. Kaç golüm oldu ki acaba ya? Aha. Beyler gelin. Adem bıraktım sana abi. Dokunabilirsin havadan tekte. Güzel pas. Al kale. Samasa. İşte bu kadar be oğlum. Kafa golü geldi. Samasa şokta. Samasa şokta. Bütün sevgiler kalpler ona gelsin. Ona gelsin. Yani bu bir nebze de aslında benim dönüm noktam olabilir. Çünkü kafa golüne hiç imzamı atamamıştım ama Samasa bu topta çaresiz kaldı. Hani aslında gol sevinci de birazcık ona geldi. Sanki Samasa kırıldı be. Kalbi kırıldı çocuğum. Ama yapacak bir şey yok. Burası Süper Lig'se. Ben de gollerime tam gaz devam edelim. Oh be ulan kocam maç boyunca pozisyona giremedim. Arka arkaya 2 şut 2 gol. Bende de değişik yetenek var ha. Beyler göbek bomboş be. Ah be şimdi görmedi. Darvana harika pas Akgöl. Yapıştırayım mı lan? Yapıştırayım ya dur vazgeçtim. Vazgeçtim. Al koçum benim. Yazarsın bunu. Çok güzel bir bacak arası. Akgün bitirdi. Skor 4-0'a geldi. Güzel koşuydu. Aslında o beni ne kadar bir de iyi kaçırmış olsa da devamında yaptığı güzel koşunun ardından klas, teknik, bitirici bir vuruş imzasını attı. Aslında biraz da benim pasım hızlıydı ama Akgün nereye vuracağını çok iyi bildi. Kritik pozisyonda, dar açıdan, Samasa'nın bacak arasından çak bir beşlik dercesine golünü attı. Skoru 4-0'a getirdi. Fatih Hoca da hala birimizin gitmesini bekliyor. Tom iyi girdin. Bırakıyorum Akgün. Gel tekrar abi. Güzelsin. İyi ver kaç geldi. Bastım. Bıraktım. Adem büyük vurdu 5 oldu. Bir anda Sivasspor takımı dağılmış durumda. Dakika 73'ler 87'ye kadar zorlanırken her şey değişti. Her şey değişti. Yani
Maçın başından beri giremediğimiz pozisyonlara bir anda arka arkaya girmeye başladık ve devamında skor 5-0'a geldi. Galatasaray bugün kendisi aslında şov yaparken Sivasspor bu hezimete kurban oluyor. Nagatomo, iyi girdin araya. Hocam çıkartmışsın oyunlamayı bakıyorum da ama gelmeyeceğim, hiç umutlanma. Hiç umutlanma, öyle bir dünya yok. Ben onu lafta söyledim. Emre güzel bıraktı. Adem dokunabilirsin abi aradan. Adem iyi bir orta gelir mi? Adem güzel yürü. Ah be, olmadı Adem. Hat-trick kaçtı. Aslında bekledim kafa vuruşu da benden geldi diyebilirim sizlere. Yani şu kadar güzel yüksel, şu kadar güzel ortaya vuruşa bak. Benim kalitem bu aslında kafa vuruşlarında ama nasıl olduysa ben gol attım ya. Orada bir enteresan, garip olay oldu. Ama olsun. En azından kapayla da gol atmış oldum. Skor da 5-0 oldu. Güzel de bir zafer. Hem bizim hem de taraftarımızın oldu. Yani fazla söze gerek yok. 73'e kadar maç ortada giderken bir anda goller arka arkaya geldi. Devamında da zaten 5-0'lık bir fark ortaya çıktı da. Benim bir asistim yok sanki ya. Hocam? Aa, Babeli'nin golünü saymıştım. Lan oğlum ayıp yaptınız ya. As krallığında da oynuyordum ben. Vallahi ayıp ya. Türkiye Kupası'nda 2-0'ın rövanşında Denizli Spor'a konuk oluyoruz. Güzel bir maç, rahat bir maç bizleri bekliyor. 2-0'lık avantajı korumak ve gollerimize, asistlerimize tam gaz devam etmek istiyoruz. Yani bizim adımıza rahat bir maç geçeceğini ne kadar düşünüyorsak da malum top yuvarlaktır ve her şey sahada belli olur. Akgün bıraksana yukarı abi. Güzel top. Çektim abi, çektim ondan. Ondan topu kurtardım. Akgün'üm kaçacağım mı gene? Kaçtın gene. Helal sana. Gene güzel koşu Akgün'den ama. Bu sefer birazcık rakip kaleci tehlikeyi fark edince. Bizim büyük ihtimalle ligdeki maçımızı izlemiş. Bu arada o bacak arası hiç hoşuma gitmedi. Sen benimle birebir oyna oğlum. Beyler kanattan geliyorlar. Dikkatli olalım. Setmesin içeride. Karşıladı Luyendi ama. Uçarak geldi oraya. Güzel bir şekilde topu kornere göndermeyi başardı. Hadi beyler. Alırsanız ilerideyiz. Dikkatli olalım. Mostera çok rahat tuttu topunu. Keseriz onu. Güzel girdin Emre araya. Hadi. Devam et abi. Devam et. Gördüm seni. Al şu topu. Tekrar dokunabilir misin? Güzel pas Akgün. Ah be oğlum. Çok iyi girdiler araya. Güzeldi. Aslında bir Berkaç'tan sonuç gelebilirdi ama topun işte orada birazcık havalanması ve yavaş gelmesi tabii pozisyonu da içine etti. Ama yine de plaseleri severiz. Plaseleri sever. Çatalı asmasını biliriz ve güzel bir gole daha kendi adıma imza atıyorum. Denizli Spor şu an bütün umudunu kaybetti. Yani ne kadar bu maçı kazanabileceklerini, ligde yaptıklarını bir kez daha yapabileceklerini düşünseler de bu gol belki de onlar için bütün hayallerini yıktı ve artık bu saatten sonra bize toplam 4 tane atmaları lazım ki bu da imkansız. İmkansız. Gerçi değil gibi de imkansız, imkansız. Akgün yukarı. Güzel top be. Yazayım mı lan gelişine? Ah be, bokunu çıkarttım ha. Olsun olsun, güzel pastı. Arkadaşım atmayın bana rica ediyorum ya. Ulan etrafımda 3 kişi var, Allah'tan korkun abi. Yani top geliyor direkt kaybediyorum. Yanlış anlamayın ama bu hataları ben yaptığım sürece de bizim pozisyon vermemiz an meselesi oluyor ama. Mustera çırptı topunu, kontrol etti. Ama bana attı. Abi atmayın bana, vallahi atmayın ya. Güzel pas verdiler, aman aman aman. Mustera için ne kadar rahat bir tutuş olsa da yine de bizim adımıza tehlikeli pozisyonda. Ya Mustera bana atıyorsun, top geri sekiyor sana geliyor abi. Degaj mı kasıyorsun, ne yapıyorsun anlamadım. Atma rica ediyorum ya. Uba! Oyna topa. Keserim onu. Alırım ayağında. Hadi beyler, hadi beyler, hadi bir tane daha atmam lazım ya. Rica ediyorum sizden, pozisyona girelim. Tayla gel buraya. Emre ya da Selçuk, hanginizseniz emin de değilim ama. Güzel bir Berkaç'ın ardından gol gelir mi be? Ulan iyi. Orada adam kaydı ya. Dengemi bozdu ha. Yoksa yazardım ben onu. Sol ayak mal ayak fark etmez. İyi sokulmuştum içeri.
Dong, iyisin. Bırakacağım abi sana tekrar. Al şu topu. Hadi Dong. Güzel topuk pası. Ah be abi, sana atmayacaktım ben. Vallahi kusura bakma, alttan Feguli'ye bırakacaktım. Dong, al şu topu. Geliyorum abi. Dong kendi vurdu. Kendi düşündü. Yeter, ben de çekeceğim dedi ama şutunda başarılı olamadı. Burayı kesebilir misin abi? Hani zor bir şey değil aslında. Sen yapabilirsin ama. Gene bir diz. Kornerden eli boş döndü. Dong, güzelsin. Uzaklardan bir tane daha deneyeyim. Acar, vallahi deniyorum. Yanlış anlama. Kendimi test ediyorum kardeş. Saygısızlıktan değil. Yani saygısızlıktan değil. Dong, güzel pas. Bırakacağım abi yukarı. Hocam bir dürtü var. Dong, gelebilirsin bana. Gel bakayım. Gel, birebir mi oynayacağım ben de? Al şunu. Dedim sana kendimi test ediyorum diye. Açığını buldum, affetmem acarım. Hocam geleyim mi sana? Ha? Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ben kameralara gideceğim. Gerçi oraya da gidemedim ama olsun. Güzel bir gole daha kendi adıma imzamı attım. Aslında maçın başından beri elimden geldiğince bu fırsatları denemeye çalıştım ama o kadar sert vurdum ki top fileye, çarpışıyla çıkışı bir oldu. Acar'a bir kez daha avlamayı başardım. Kendi golüme imzamı attım ve kupada 1-2-0'lık skora daha gidiyoruz. Son 8'e kalma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık bir yandan da hocanın maçı bitiriş düdüğünü bekliyoruz. Hocam istiyorsan erkenden de bitirebilirsin. Yani uzatma falan vermene de pek gerek olduğunu düşünmüyorum. 5 tane atması lazım Denizli Spor'un. Yani 90 dakikada pek de bunu başarmaları mümkün değil. Her dakikaya bir gol desek gene düşmüyor. Dakika başına maksimum bir gol. Kurtarmıyor. Yani o yüzden hocam sen de gönül rahatlığıyla bitirebilirsin. Yani hiç kasmana gerek yok. Ha diyorsan ki siz gole gitmek istiyorsunuz, biraz oynatayım. Onu da demiyor. Dolayısıyla maçı bitiriyor. Güzel bir zafere Denizli Spor karşısında imzamızı attık. Kupada bir üst tura çıkmaya hak kazandık. Bugün ne kadar iki gol atmış olsam da attıklarımdan değil de kaçırdıklarımdan, denemelerimle herhalde göze batmışımdır ya. Biraz bokunu çıkarttım galiba. Yeni bir gün, yeni bir transfer haberi. Bakalım kimden geldi? Ajax dedi. Ajax dedi. Ajax. Lan var ya. Aslında gençlerin en çok çıktığı bu takıma gitmek güzel olabilir ama işte şöyle bir olay var. Yani Ajax'da oynamışım, Galatasaray'da oynamışım. Çok da bir şey fark etmiyor ya. Vallahi çok da bir şey fark etmiyor. Teklif güzel ama biraz geç kaldınız. Keşke Galatasaray'dan önce gelseydiniz. O zaman garanti kabul ederdim. Ama şu anlık reddedeceğim. Çünkü benim hedeflerim içerisinde kendileri değil. Süper Lig'de sağanak yağışlı bir günde Malatya Spor deplasmanındayız. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Bir zafer daha alıp yolumuza tam gaz devam etmek istiyoruz. Ama ne kadar ligde bir çıkış yakalamaya çalışsak da, Türkiye Kupası'nda son 8'e kalsak da, gol krallığındaki ve asist krallığındaki iddiamdan pek de bir şey kaybetmek istemiyorum. O yüzden kardeşim ben Feguli bekliyorum. Çünkü Feguli güzel geldi. Babel'e kesti. Neden Babel'e kestin be abi? Aslında güzel de koşu yapmıştı oradan. Ben en kötü bana gelir diye düşünmüştüm. Kendimi de boşa çıkartmıştım ama onun tercihi Babel olması birazcık pozisyonu bitirdi. Bu arada son 3 maçta 8 gol atmışım. Ben baya baya açılmaya başladım ya. Aman aman aman. Hocam topa. Ya gayet güzel müdahale de geldi Fatih hocamdan. Gene Fatih hocamın gözlerde bir sıkıntı oldu ama topaydı hocam ya. Döndürmeyin abi. Aman aman aman, öyle bilek hareketlerine falan kurban gitmeyelim. Luyendama. Güzel geldi. Sert geldi. Rakibinin dengesini bozdu ama. Hiçbir şey rakibinin orta açmasına engel olmasa da Muslera çıktı. Rahat bir şekilde topunu kontrol etti. Bana degajını dikti. Ve her zaman olduğu gibi yine topu kaybettik. Abi bana atmayın. Vallahi ben topu indiremiyorum. Hani indirebilecek gibi olsam zaten indireceğim. İsyan etmeyeceğim ama yanlış anlamayın. Vallahi zorlanıyorum ya. Girelim araya. Hocam gayet topaydı. Ya kardeş neye isyan ediyorsun? Adam verdi işte kart. Kırmızı mı olsun istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben anlamadım ki ya. Neyse, sarı kart demiş olabilirim. Ama
Her şeyin bir telafisi vardır. Ben gollerimle konuşulmak istiyorum. Yaptığım hareketlerle değil, sertliğimle değil. Dikkatli olun beyler, siz de Cilerme'ye orta plan açtırmayın. O zaten şu an kendi yarı sahasına doğru topu siliyorken güzel bir şansı, fırsatı kullanabiliriz be. O nasıl bir pastı lan? Beyler açtırmayın Cilerme'yi ortağı. Cilerme'yi ortağı açtırmayın. Lindama ters bir kafa vuruşuyor. Bir anda yürekler ağza geldi ama top yandan kornere çıktı. Lindama riskli hareketti. Biraz daha dikkatli abi. Biraz daha dikkatli. Muslera sen dikkatlisin zaten. Sana söz yok abi. Yani sonuçta kaptan adamsın da. Abi bazen senin de biraz ayar çekmen gerekiyor. Abi bana atma. Ne olur bana atma. Hocam orada da faul var bak. Ben de yapıyorum aynısını. Bana da faul çalıyorsun. Onlara da çal. Yani ayıp oluyor. Beyler baskılı. Baskılı. Göbekte boşluklar var. Dikkatli olalım. Aman. 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 Abi kaçırmayın. Rica ediyorum sizden. Adam çok rahat kendini boşa çıkarttı. Ah be Mustafa. Sen de vallahi bağımlılık yaptın yemin ediyorum. Her attığın top bana geliyor ama. İndiremiyorum ki. Bir indirebilsem zaten bir şeyler olacak. Top geliyor geri gidiyorum. Geliyor geri gidiyorum. Yani maçın başından bu yana Muslera tuttu, degaj attı. Ben kaptırdım, pozisyon oldu. Muslera tuttu, degaj attı. Ben kaptırdım, pozisyon oldu. Lan maçın başından beri aynı taktikle ilerliyoruz abi. Başkasına at. İlk yarıda pek fazla şut pozisyonuna girdiğimi söyleyemem. Hatta pozisyona girdiğimizi bile söyleyemem ama yine de şunu belirtelim. Biz bitti demeden bitmez. Biz bitti demeden bitmez. Ben bu çocuğu geçerim. Babelim, sana çeviririm. Biraz fazla kaçsa da Feghouli arka direkte tamamlamak için koşusunu yapsa da biz o pozisyondan eli boş döneriz ama bu ufak ufak bazı şeylerin sinyalini veriyordur. Malatyaspor'a ne kadar onlar maçın başından beri etkili oynasalar da biz de bu maçta varız. Hazır olun demek istiyoruz. Bu arada Werner Real Madrid'e Atletico Madrid'e gitmiş. Ben de Real'e gideceğim. Ben de Real'e gideceğim de o günler çok yakında gelecek. Ben niye şut çektim orada ya? Herhalde Real'e kendimi kanıtlamak, ispatlamak istedim. Ondan. Yoksa başka bir neden olamaz ya. Marka. Güzel pas. Emre. Marka. Gel abi bana. Çok güzelsin Marka. Yazdım bunu Marka. Çatalda bitti. Gel buraya. Gel. Marka. La oğlum bir dur ya. Bir çek. Marka nereye gidiyor? Ya ben kime gel desem sapıtıyor arkadaş ya. Ya adam bana çok güzel pas verdi. Bir anda aldım düzelttim. Uzak köşede işi bitirdim ama. Ben ona tam gitmeye çalışırken Domp girdi araya. Bu golü dedi birlikte paylaşalım be abi dedi. Okey dedim. Bu sefer de marka sapıttı. Trip atıyor galiba bana. Fatih Hoca da orada kendi halinde bir yerleri tekmeliyor. Aman Nines yapmayın abi. Hata olmasın. Açtırma orta. Dikkatli içeride. Gökhan Töre 4 numaralı formasıyla açtı ortasını. İçeride Emrah Baba çok iyi karşıladı. Babel indirebilir misin? Olmadı be. Sağlık olsun be Babel. Oğlum nasıl pas attın lan oradan? Helal sana ya. Vallahi biz kendi önümüzdeki adamı atarken şekilden şekle giriyoruz. Adam hem benim hem de Marco Han'ın yanından o kadar güzel bir pas attı ki adrese teslim bıraktı. Bu arada riskli hareketti abi. Sakın kayma cezası aslında. Kaptım o topu. Güzel. Rahat bir zafer. Olmasa da en azından kazanmasını bildik. Az pozisyona girdik ama gole gitmesini bildik. Marka ileri geldi. Desteğini verdi. Ve işi bitirmeyi başardık. Ne kadar fazla ileride şut pozisyonu bulamasak da bulduğumuz gol bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Çünkü yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puan alıp hanemize yazdırıyoruz. Süper Lig'de güzel bir gün. Transfer döneminin bitmesine bir gün kala Alanyaspor deplasmanındayız. Zor bir maç bizi bekliyor. Çünkü Alanyaspor Lig'de 3. sırada ilerliyor. Ve onlar bu sene bu kadar başarılıyken bizim de bu deplasmandan ne yapıp edip 3 puanı hanemize yazdırmak ve çıkışımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu arada transfer döneminde pek tekliflerin gelmemesinden dolayı ben büyük bir ihtimalle sezonu Galatasaray'da tamamlayacağım gibi de duruyor. Tabii daha bir gün var. Ne olacağı belli olmaz ama şu an gelen tekliflerin pek içime sinmemesinden dolayı ben sezonu Galatasaray'la tamamlama taraftarıyım. Tabii son dakikada bakarsın güzel bir takımdan da teklif gelir. Ne olur belli olmaz.
Beyler bakmayın öyle bönbön adamlara. Baskı yapalım. Onların üzerinde varlığımızı hissettirmemiz lazım. Geçmesin o herif oradan. Çıkmasın. Açtırmasın Luyendam orta. Sert geldi. Etkili geldi. Duvar gibi rakibinin önüne geldi. Topunu kesti. Ve sıra bizde. Marka. Güzel pas. Yerim buna birebir de. Çıkarım. Sağından atar. Solundan geçemem. Çünkü solundan attım. Sağından geçmeye çalıştım. Öbür türlü yapsaydım geçerdim aslında. Gel Fegoli. Bıraktım araya. Hadi abi. Akbaba. Güzel pas. Babel bitirdi. Çok güzel. Hatayı iyi değerlendirdik. Bu gelen hatanın devamında güzel bir gole imzamızı attık. Babel gollerine ligde devam ediyor. Emre Akbaba asistlerine devam ediyor ama en önemlisi şu. Biz 3 puana bu golle çok yaklaştık. Artık devamında tam gaz getirmemiz gerekiyor. Farka gitmemiz ve zaferi rahat bir şekilde elde etmemiz gerekiyor beyler. Sakin, sakin abi. Salih filan yapamazlar bir şeyler. Mustera tokatladı topu. Kale boş. Efecan Allah'tan pas tercihinde bulundu. Ve bu kalenin boş olmasından faydalanamadı. Ama devamında tehlikeli bir pozisyona da Alanyaspor girmiş olsa da orada Donk vardı. Topu kornere çelmeyi başardı. Mustera alırsın abi o topu. Çift yumruk geldi ama biraz da sanki orada Mustera'ya parmak geldi be hocam. Onu gözden kaçırdın yani. Ben Mustera'yı tanırım. O kadar kötü bir çift yumruk uzun zamandır ben attığını görmemiştim. Bu arada beyler dikkat, sakin. Döndürmeyin. Güzel geldin Luyendam'a. İyi kapattın orayı. Beyler açmasın orta. Ceza sahası içinde. Luyendam'a müdahalesinde başarılı. Ve bizim için bir fırsat. Bir son dakika golü gelir mi? Babel çok bekledim be abi. Yani ciddi anlamda senden kaç dakika önce pas istedim. Atmadın. Atmadın ve devamında offside'e düştük. Erken pası verse bırakacağım Fegüli'ye, gole gidecek adam. İlk yarıda iki takım adına da kontrollü bir oyun vardı. Ne kadar Alanyaspor hatasından golü bulmuş olsak da yine de biraz daha savunmada dikkatli olmamız lazım. Çünkü Alanyaspor özellikle geldiği zaman tehlikeli olabilecek pozisyonlara ceza sahası içinde girebiliyorlar. Ve devamında da gol atmaları an meselesi. Skoru ne yapıp edip 2-0'a getirmemiz lazım. Kendi adımıza biraz daha maça konsantre olabilmek için, dikkatli olabilmek için ve en azından hata yaparsak hiç önemli değil, problem değil diyebilmek için bize bir gol daha lazım beyler. O yüzden bulduğumuz fırsatları iyi değerlendirelim. Babel yaparsın oradan koşunu. Al şu topu. Geliyorum abi hemen. Bekle beni. Ah be, biraz erken davrandın abi. Biraz erken davrandın. Keşke savunma arkasını düşünseydin. Luyendam'a ah be kaçırdın orada ama kestim. Tamam ben yardım ettim beyler, benden bu kadar. Yoruldum. Ben ilerideyim, biraz dinleneceğim, kusura bakmayın. Gerisi sizde. Sakin. Elvedi yapma. Mustera. Mustera. Olmadı. Bakasetas'ın golü. Skoru 1-1'e getirdi. Yani kontrayı engelledik ama böyle bir organizasyondan Alanyaspor tarafından gol yemek bizim için moral bozucu. Demiştim ya, skoru 2-0'a getirmemiz lazım. Rahatlamamız lazım. İşte biz rahatlayamadık. Elvedi orada ne kadar araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Donk stoperde ne yapıyor? Kafalardaki soru işareti. Araya girmeye çalıştı. O da başarısız oldu. Bakasetas da golünü attı. Umarım Türk değilsindir. Aynen Yunanmışsın. Luyendam'a sakin abi. Abi sakin, beyler içeriden çok rahat geliyorlar. Arka direkte Bakasetas düzeltti, bıraktı. Dijalma, Musa uzaklardan geldi, kursunu yaptı. Ya üzerinden şutunu çekti ama. Kaleci Mustera var. Ben kaleci mi dedim? Kaleci mi dedim? Ne dedim emin değilim. Mustera topunu kesmiş olsa da ben Mustera'nın oradaki performansını kurtaracağını zaten farkındaydım. Mustera çok güzelsin abi be. Beyler topu kapıp atağa çıkmamız lazım ama bunu yaparken tabi bir yandan da Alanyaspor'un atağını kesmemiz gerekiyor derken maç bitti. Bugün aslında zor bir maç oldu bizim adımıza. Yani skordan anlaşıldığı gibi 1-1 biten bir maç ve aslında
önemli pozisyonlara giren de bir Alanyaspor vardı. Şut çekemedim ya. Koca maçta şut çekebilecek fırsat bulamadım. Devamında da zaten sahne ortada. Skor ortada. Puan kaybı geldi. 1-1 eşitlik ve 1 puan geldi. Arkadaşlar şu an transfer dönemi bitti. Teklif meklif gelmedi ve dolayısıyla sezonu Galatasaray'da tamamlayacağız. Yani şöyle düşünelim. Ligde savaşımız var. Gol krallığında, asist krallığında. Avrupa'da UEFA kupası var. Türkiye kupası var. Burada başarı ve performans sergileyeceğiz. Bakalım ilerleyen günlerde bizleri ne bekliyor bilemiyorum ama gelecek sezon için Marka'yı Olympic Marsilya bekliyor. Çünkü bonservis bedeli olmaksızın karşılıklı Marsilya ile oturdular, anlaştılar. Galatasaray'la yeni bir sözleşme imzalamadı. Sene sonu Marsilya'ya gideceğini de Marsilya takım açıkladı. Artık gelecek sezonda ne yapar eder bilemiyorum ama en azından bu sezon elinden geleni yapsın da şu takımın mutsuz halini birazcık keyfe getirsin ya. Ulan takımda herkesin morali neredeyse bozuk. Benim dışımda 3 adam var diyebilirim ya. Lines, Babel ve Feguili. Onun dışında kimse halinden mutlu değil. Herkesin yüzü asık, keyfi yok, moral bozuk ve devamında da ister istemez sıkıntılı günler geçiyor. Sıkıntılı anlar yaşanıyor. Sağ içinde ve sağ dışında uyum problemleri yaşanıyor. Yani ben ortadayım. Hani ne çok iyi ne çok kötü. Olsa da olur olmasa da olur. Futbol bu. Para kazanacağız diyorum. Takımda kalmaya çalışıyorum ama geri kalan herkesin bu şekilde olaya bakıyor olması birazcık sıkıntı ve bizim adımıza stresli günlerin geçmesine neden oluyor. Artık bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Desteğinizi bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Yani desteklerseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın.